Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا sahabenin izinde. Hazırlayıp sunan Nihat Hatipoğlu. Kumanda masası Fatih Çalımlı. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir güzel programda siz güzel insanlarla yeniden beraberiz. Bizi bir araya getiren, sizin güzel evlerinizde, bereketli evlerinizde, tertemiz yuvalarınızda bizi misafir eden Mevla'ya binlerce hamd. Onun Resulüne, Efendiler Efendisi'ne, kainattaki zerreler adedince salat ve selam olsun. Doğrusu Allah'a iman ettiğimiz için Allah'ın iradesine irademizi tabi kıldığımız için dünya hayatını ona kulluk için bir vesile tanıyabildiğimiz için ve hayatı bütünüyle bir imtihan vesilesi bilebildiğimiz için Mevla'ya binlerce hamd ederiz. Çünkü biz Allah'ı bildik. Çünkü ona tabi olduk, ona boyun eğdik. Tam kulluk yapabildik mi? Doğrusu bunu söylemek mümkün değil. Yalnız kulluk yapmamız gerektiğinin farkındayız. Doğru olan bu. Bunu bilmek o da bir ayrı nimet. Bunun farkında olmak ayrı bir güzelliktir. Dilerim ki küre-i arzda yaşayan bütün mahlukat ins ve ciniyle beraber Allah'a kulluk etsinler. Kimse isyan etmesin, kimse asi olmasın. Kimse Rab'ten uzak olmasın. Çünkü Allah'tan uzak olan insanlıktan da uzaktır. İnsaftan da uzaktır, izandan da uzaktır.
insaf, izan ve vicdandan uzak olan insanlardan insanlık alemi büyük eziyetler çekti, büyük çileler çekti, büyük sıkıntılar gördüler. İnsanların nimete ermesinin yolu Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmeyen bir insan, Rabb'a boyun eğmeyi bilmeyen bir insan nefsinin esiri olur, nefsini ilahlaştırır, nefsinin bütün arzu ve emellerini kendine ölçü kabul eder, kendine mihver, merkez kabul eder. Allah'ı bilmez. Doğrusu Allah'ın adını almaktan nefret eder. Çünkü Allah'ın adının anılması onun şu dünya hayatındaki rahatını bozar. Allah kelimesi ona ahireti hatırlatır. Allah kelimesi ona ölümü hatırlatır. İnanmayan insanlarda bu hal çok nettir. Çok açık ve belirgindir. Allah'ı anmayı sevmezler. Allah'ı hatırlatandan nefret ederler. Onları Allah'a davet eden herkese karşı kendi nefislerinde kendini koruyacak olan sınırlar koyarlar. Rahatlarlar. Aldanırlar ve aldatırlar. Onlar mana hırsızlarıdırlar. Kalp hırsızlarıdırlar. Kalplerini Allah'a kapatırlar. Allah'a kapatınca da rahatladıklarını hissederler. Bütün inanmayanların ortak özelliğidir bu. Hakikatten kaçma, hakikati perdeleme, bu nedenle kafire hakikati örten manasında kefere denmiş. Perde çeken, Allah'la arasına perde çeken anlamında kafir denmiş. Hakikati görmek istemeyene. Gerek küfür manasında Allah'ı bilmeyen, gerek yanlış anlamda cehli küfür anlamında Allah'ı hakkıyla bilmeyen kim olursa olsun, onların hayatı boştur. Allah hay la yemuttur. Bakidir, ezeli ve ebedidir. Ezel ve ebed onun emrindedir. O kün feyekun olur, oldurur, ol der, oluverir. Kimseye hesap vermez, herkes ona hesap verir. Deyyandır o, kudret sahibidir, azamet sahibidir. Bütün tuzaklar onun emriyle çözülür, tuzaklar onun emrinden geçer. Kafirin oksijenini o gönderir, kafirin hayatına o müsaade eder. Kafirin küfründen razı değildir ama küfrünü devam ettirmesini o müsaade eder. O bu kadar kudret sahibidir. Düşmanlarının, inkarcılarının yaşamasına dahi fırsat verir. Onların emeğinin karşılığını o verir, çalışmalarının karşılığını o verir. Çünkü kuvveti sonsuzdur, kudreti sonsuzdur. Kimseden korkmadığı için zalimlerin de yaşamalarına müsaade eder. O Allah'tır çünkü. Yanlış inananlardan bir kısmı tahammülsüzdür. Tahammülsüzdüler. Çünkü hakikatin önünde hakikatle yüzleşmekten korkarlar. İki yüzlüdüler. Çünkü hakikatin gerçeğinin yüzlerine çarpmasından endişe ederler. Gerçeğin önünde itaat edeceklerine isyanları artar. Onlar Allah'ı gözleriyle görselerdi dahi yine inkar edeceklerdi. Şeytan onlara hakikati süslü göstermiştir. Şeytan onlara hakikati örtülü göstermiştir. Şeytan onlara isyanı süslü göstermiştir. Şımarıktırlar. Kendilerine yeni bir ilah tanımışlardır. Nefis ilahı veya komşu ilahı veya çevre ilahı veya medya ilahı, işte bir şey tapacakları, hayatlarını ona göre dizginleyecekleri yeni ilahlar tanırlar. Allah'tan kaçarlar. Bu kaçış nereye kadar belli değildir. Onlar yarını düşünmezler. Bugünü gün etmeye çalışırlar. Bugün de mutlu olmaya çalışırlar. Yalan ve sahte bir dünya üzerine bina kurarlar. Binaları örümceğin binası kadar köksüzdür ve güçsüzdür.
Kur'an onlara anlatırken onları ve dostluklarını örümceğin evine benzetir. Onların kurmuş oldukları ağları parçalanacak, yok olacaktır onlar. Ağları yok olacak, kurdukları bütün binalar, yapa geldikleri bütün hayaller bir anda örümceğin binası gibi yok olup gidecek der Kur'an. Ankebut der Kur'an, onların hayallerine, onların dünyalarına, kurdukları hayat tarzına ankebut der, örümcek evi der. Kur'an onların kurdukları dünyadan bahsederken evhen der, evhenel buyud der, evlerin en çürüğü der. Vehen bir manada korku demektir. Korku üzerine kurulmuş bir dünya, korku üzerine kurulmuş bir inanç, korku üzerine kurulmuş bir hayat tarzı. Korkuyorlar çünkü her dem Allah'tan korkuyorlar. İnsanlara derler ki bizi Allah'la korkutmayın, ama en çok onlar Allah'tan korkuyorlar. Çünkü Allah'la dost değiller. Allah'la dost olmayan Allah'tan korkar. Allah'tan dost olan, Allah'la dost olan ise Allah'ı sever. Onun korkusu Allah'ın karşısında, Allah'ın huzurunda, Allah tarafından kovulma endişesidir. O bile geldiğiniz korku değildir. Ama ötekiler korkarlar, sinerler, endişe ve hayal içindedirler. Bir gün bir dostumun yanında birini görmüştüm. Hayatta en korktuğu sözcüğün ölüm olduğunu söylemişti bana. Konuşurken henüz beni tanımıyorken, tanışmamışken hayatta en korktuğu şeyin ölüm olduğunu söylemiştim. Ölüm sözcüğünden nefret ettiğini söylemişti. Neden diye sordum. Çünkü hayat ebedi olmalıydı ona göre, ölüm sonun gelişidir. Dünyaları böyledir, materyalist bir dünya, menfaatçı ve maddi bir dünya. Onlara göre bütün varlık, görebildikleri alem, o alem ötesinde bir yokluk ve karanlık var. Doğrudur aslında. Bu alemin ötesinde Allah'ı bilmeyen için bir karanlık, ateş ve zillet var. Meskenet var, pişmanlık var, heyhat edecekler. Bin kez heyhat edecekler. Heyhatlarının faydası yoktur, çıkışlarının faydası yoktur. Feryatları duyulmayacak ahirette. Kimse onlara merhamet etmeyecek. Çünkü onlar yeryüzünde hayatta yaşarken Allah'ı bilenlere, Allah'ı tanıyanlara merhamet etmediler. Men lem yerham lem yurham prensibi gereğince merhamet etmeyene merhamet olunmayacak. Merhamet etmeyenlere merhamet olunmayacak mahşer aleminde. Komşusunun malını çalan zalimdir. Başkasının namusuna göz diken zalimdir. İşçisi namaz kılarken ensesine gelip tokatı çarpan zalimdir. Milletin yetimin hakkını çarçur edenler zalimdirler. Dulun, fakirin malını devleti soyarak
kasalana geçirenler zalimdir. Allah'ı bilmeyen zalimdir. Peygamberi bilmeyen zalimdir. Dine tahammülü etmeyen zalimdir. Zalime zalimsin demeyen o da bir ayrı zalim. Dikkat ediniz, zalim ile günahkarı ayrı bir kefeye koyuyorum. Günahkar günahı varsa Allah'ın huzurunda hesabını verir. O ile onunla Rabb'i arasında bir şey. Biz hakikati söyler, onu ikaz ederiz. İnkar edenle yaşayamayan farklı şeylerdir. Yaşayamayana yardımcı olmak, ona güzel yolu göstermek gerek. İnkar eden ayrı bir şey. O çok farklı. Bir de gücüyle, kuvvetiyle insanlara müdahale eden, o ayrı bir zalim. Örneği ve ismi yanımda mahfuzdur. Geçen bir bayan yanıma geldi. Mahallesindeki bir komşudan şikayetçi. Dehşetle irkildiğimi hissediyorum. O konuda kanuni manada şikayetini iletmesini söyledim kendisine. Bu konuda yetkili mercilere, kurumlara git ve şikayet et. Savcılığa, emniyet teşkilatına benzeri yerlere, neresiyse işte, yetkili makamlara şikayetini bildirdim bayana. Ramazan ayında dini programları dinlemiş, namaza başlamış bir bayan, tertemiz bir bayan. Şu anda bizi dinliyor zannediyorum. Geçen yanıma geldi. Gözü yaşlıydı. Hayırdır dedim. Sıkıntısını ifade ediyordu. Mahallesini söylemeye gerek görmüyorum. Mesele olayın ifadesi değildir. İğrençliğin ifadesi. Falanca komşum, filanca komşum evden çıkarken bana müdahale etti. Başındaki örtüye tahammülsüz elle müdahale. İşte zalimdir bu. Bu kadar hayasızlık, bu kadar terbiyesizlik. Çok zor görülür bir hadise. Dünyanın başka yerinde bunu göremezsiniz. Mümkün değildir. Bu kendini bilmez zavallı. Tabii bu milletin bir ferdi midir tahmin etmiyorum. Çünkü dini yaşamasa da, içki içse de, kumar oynasa da, dini yaşamasa da bir insan bu kadar sefih ve düşük olamaz. Ama vaka bu yaşanan bir şey. Demek ki bazı insanlar iyice şımarıklaştılar. Kendinde böyle bir güç vehmedebiliyor. Aynı kefededir. İnsanlara baskıyla, zulmederek ibadet yaptırmaya çalışan ile bu zihniyet aynı kaynatan çıkmıştır netice itibariyle. Bunun için dinde zorlama yoktur demiştir. O zorlama yetkisini peygambere dahi tanımamıştır. Ama ahlaksızlık yetkisini kimseye tanımamıştır.
eliyle müdahalem. Sanıyorum gerekli yerlere şikayetini yapmıştır. Hayret ettim. Doğrusu o gece uykumun kaçtığını sabaha kadar uyuyamadım ifade etmek isterim. Hayret ettim. Allah'ın huzurunda hangi günahla çıkılacağının hayretini yaşadım. O şahıs, Türkiye'de benzerinin çok az olduğuna inandım. O X insan tanımıyorum bile. Allah'ın huzuruna hangi yüzle çıkacak? Hangi kapkara yüzle çıkacak? Ne diyecek Halukur Rahman olan Allah'a? Deyyan olan Allah'a ne diyecek? Halbuki bu memlekette başı açığıyla kapalısı, namaz kılmayanıyla kınanı, içki içeniyle içmeyeni, dinle kavgalı olmayanlar, kardeştirler, dosttular, yan yanadılar, kucak kucağıdılar. Böyle sefihler hariç, böyle ayak takımları hariç, onları insan dahi saymıyorum. Dikkat ediniz, yaşamayanı demiyorum. O ayrı bir şey. Ona ben bir ilahiyatçı olarak yaşamayan insana ancak dini yaşamamız gerek, din güzeldir derim. Ötesini söyleyemem. Allah neyi affeder etmez? Her birimizin ayrı bir günahı vardır. O ayrı bir şey. Ama bu arz ettiğim örnek çok farklı bir şey. Zorlamak, insanları dine veya din dışına zorlamak, iki ayrı kutup, iki çirkin ve iğrenç kutup. Allah meleke vermiş, seçebilme kabiliyeti, iki yol gösterdik, dilediğini tercih et demiş. Allah insanı robot gibi yaratabilirdi dileseydi, tek yolu tercih edecek şekilde, öyle yaratmadı. Muhtar kıldı onu, görüşlerini serd etmede, yolunu tercih etmede Allah insanı yetki sahibi kıldı. Üsame bin Zeyd'in olayını biliyorsunuz. Radiyallahu anhuma. Zeyd ibn-i Harise'nin oğlu. Sa'idu Sa'du Talha Zübeyru Abdurrahman Ebu Ubeyde. 6 cennette müjdelenmiş ve 4 halife. O güzelim sahabeden ders almış Üsame bin Zeyd, bir muharebede düşmanıyla çatışırken rakibini yere düşürür Üsame. Elinde kılıcı vardır, harbin gereğini yapacaktır. Kılıcı kaldırdığı anda karşıdaki rakibi La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok der. Aslında putlardan vazgeçtiğini, Allah'a boyun eğdiğini, Allah'ı ilah kabul ettiğini ifade eder. Lakin dinlemez Üsame. Genç delikanlı Üsame, heyecanının da tesiriyle kılıcı indirir. Karşıdaki rakibini bir anda bertaraf eder ve öldürüverir Üsame İbni Zeyd. Hazreti Peygamber'in yatağında büyümüş, peygamber kokusunu duya duya serpilmiş olan Hazreti Üsame, harbin heyecanı Üsame'yi bir anda düşünmekten alıkoyar. Ve sonra Medine'de cihan serverinin yanına geliverirler. Allah Resulü olayı duyar duymaz çağırtır Üsame'yi. Bana anlat bakayım o olayı der. Sıkılır Üsame, yüzü kızarır. Allah Resulü'ne yaptığını anlatır. Nebiler serveri rahatsızdır. Sinirlidir Allah Resulü, gazaplanmıştır. Çünkü bir kula müdahale edilmiştir. İmanına haykıran bir kula müdahale edilmiştir. Üsame nedir senin bu halin der. İbn-i Zeyd der ki, ya Resulallah korkudan söyledi, öldüreceğimi anladığı anda söyledi deyince, hella şakakta kalbe, hella şakakta kalbe diyordu Allah Resulü ona, onun kalbini yarmalı mıydın veya yarmış değil miydin veya diğer bir tercümeyle onun kalbini mi yardın ki gördün?
kaç defa söyledi Allah Resulü Üsame bin Zeyd'e. Öylesine ki öyle defaatle Allah Resulü Üsame'nin üzerine gitti ki sözleriyle, yani onun kalbini mi yardın? Nereden biliyorsun yalandan iman ettiğini? Nasıl öldürürsün Allah bir diyeni, harpten vazgeçeni? Üsame bin Zeyd diyecekti, o gün Müslüman olmuş olmayı, daha önce Müslüman olmamış olmayı ne kadar arzu ettim. Din budur işte. İnsanlık budur. İzzet budur. Şeref budur işte. İslam budur. Kelimesiyle, selametiyle, isiyle, sesi ise, se harfiyle, le harfiyle, a harfiyle ve me harfiyle İslam budur. Bana bunun önüne başka bir ahlaki sistem getirin. Yazıklar olsun. İslam'ı bilmeyenlere bir defa değil, bin kez yazıklar olsun. İslam'ı bilmeden düşmanlık edene bin defa yazıklar olsun. Kendi dininin farkında değil, toplumun yaşadığının, toplumun içinde büyüdüğü dininin farkında değil. Ne kadar zavallıdılar, ne kadar. Ve Hazreti Ali, o da ayrı bir Üsame, onun üstadı diyelim ona, aynı sahne ve aynı hadise. Hazreti Ali harp sahasındadır. Büyük cengaver, büyük mümin, büyük muvahhid, büyük alim, büyük zahid, büyük muttaki, büyük salih. Elindeki harbisiyle düşman yere serer. Kılıcı kaldırmıştır Hazreti Ali, o da harbin gereğini yapacaktır. Tam kılıcını kaldırmışken yerdeki adam Hazreti Ali'ye doğru tükürür. Büyük Ali'ye doğru ağzındakini atmaya çalışır. Vuracakken Hazreti Ali kılıcı indirir. Hadi çek git der. Adam hayret içinde, dehşet içindedir. Anlamaz bir türlü. Hazreti Ali'ye bakar der ki, beni öldürmen gerekiyordu. Ben sana tükürdüm, iki kez beni öldürmen gerekiyordu. Garip bir şey, ben tükürünce sen kalktın beni öldürmedin deyince, Hazreti Ali'nin büyük cevabına bakınız. Bana yeryüzünde insan inşa edin, insan yetiştiren üniversiteler getirin bana, şarttan garba, batıdan doğuya, bütün yeryüzünü dolaşın, Avustralya'dan Antarktika'ya bana Hazreti Ali yetiştiren bir eğitim müessesesi gösterin. Ne diyordu büyük zat? Demin diyordu Allah için harp ederken seni yere yıktım. Sen benim yüzüme tükürdün. Şu anda nefsim için mi, Allah için mi sana vuracağım bilmiyorum. Yani harbin gereği için mi, nefsim için mi? Nefsimin galip geleceğinden endişe ettim. Seni serbest bıraktım. Dönüyordu adam, ilk kez gerçek manada bir müminle karşı karşıya gelmiş. Ve şöyle diyordu, senin dinin bu kadar büyükse sana tabi olmaktan başka çare yok. Senin dinine tabiyim diyordu. Bu iman işte. Yazık, bilinmeyen bu din işte. Tanınmayan. Bin kez hayret ve bin kez dehşet duyuyorum. Müslüman dahi dinini bilmiyor. Hocası dinini bilmiyor. Hacısı dinini bilmiyor. Gazetecisi bilmiyor. Öğretim görevlisi bilmiyor. Kur'an'ı yaşayabilseydik hakikaten, peygamberi yaşayabilseydik, kardeşliğimiz bin kat fazla olmaz mıydı? Rüşvet kalır mıydı? Zulüm kalır mıydı? Cinayet kalır mıydı? İnsan hakkına tecavüz edilir miydi? Memleketin yetimin parası yenir miydi? Ve bir şahidin şahitliği, mümin olmasa da belki, Müslüman olmasa da şahitliği önemlidir. Meşhur Alman Göte'nin dediği gibi, inceler İslam dinini ve der ki, eğer Müslümanlık buysa hepimiz Müslüman değil miyiz der. Yazık, Göte'nin söyleyebildiğini benim yanımdaki adam söyleyemiyor. Bin kez yazık. Yeah.
Ses tonumdaki isyan cehaletidir. Ses tonumdaki isyan Allah'ı bilmemeye, Allah'ın arzında Allah'a isyan etmeyedir. Ses tonumdaki rahatsızlık, yeryüzünün şu en güzel iklimini ve coğrafyasını dünyanın lideri haline getirmeyişimizedir. Bütün yeryüzünü dolaşınız. Yeryüzünde hiçbir iklim şu Türkiye kadar güzel değildir. Yeryüzünde hiçbir iklim bu kadar mükemmel değil. Lakin bizde hayır yok, bereket yok. Allah vermiş, lakin farkında değiliz. Allah almayı da bilir. Lütfetmiş Mevla, bereket indirmiş. Sulamadan elde ediyoruz. İlkelce suluyoruz. Allah bolca veriyor. Tüketiyoruz. Bankaları boşaltıyoruz. Ülkeyi boşaltıyoruz. Allah güne doyuruyor. Güne yağmur indiriyor. Zulmediyoruz. Allah lütfediyor. Allah sonsuz krediler veriyor. Bu millet büyük bir millet. Devlet kurmuş, Osmanlı'ya sancak olmuş bir millet. Yazıktır. Allah'ın lütfu devam ediyor bu millet üzerinde. Lakin farkında değiliz büyüklüğümüzün. Yazık, çok yazık. Almanya'da yaşayan bir arkadaşımın bana bir cümlesine kadar ilginçti. Türkiye'ye geliyorlar yazın. Türkiye'de 2 ay kalıyorlar. İzinlerini geçiriyorlar. Almanya'da yaşıyor, Münih'te. 3,5 yaşında oğlu var. Güneşe bakıyor sabah. Böyle yazın Temmuz ayındaki güneşe. Dönüp babasına diyor ki, baba diyor, şu gökteki ateş parçası diyor, tepemizdeki ateş parçası nedir diyor. Evladım o güneştir diyor. Ama diyor bizim orada, yani Almanya'yı kastediyor. Böyle değil ki o güneş diyor. Çünkü güneş ısıtmıyor biliyorsunuz orada. Bir çıkar sonra birdenbire perdelenir. Almanya'da veya İsviçre'de veya Belçika'da siz ancak 20 gün 30 gün güneş görürsünüz. 10 gün görürsünüz. O güneşi ısıtmaz. 10 dakika sonra kaybolur, birden rüzgar başlar. Yazın zevkini alamıyorlar. Çocukcağız anlamıyor. Şu gökteki ateş nedir baba diyor. Nimeti hatırlatan bir sorum. Farkında mısınız bunun? Allah'ın o güneş rahmeti ne kadar güzel verdiğini bu ülkeye farkında mısınız? Allah'ın bazen kışı ne kadar güzel verdiğinin farkında mısınız? Bazı ülkelerde kış yoktur, bazılarında yaz yoktur. Bazılarında rüzgar yok, bazılarında meltem yok. Allah tümünü veriyor bize. Ne kadar az şükrediyoruz, ne kadar az biliyoruz diye yani. Farkında değiliz. Toprağı ekersek yine doyarız. Toprağı ekmeyi bilmiyoruz. Bazen uçakla gidiyorsunuz. Ovalar, kilometrelerce ovaların bomboş olduğunu görüyorsunuz. Köylü ne yapıyor şu anda? Köylü televizyon seyretmekle meşgul. Ne yapsın ki? O topraklar niye ekilmez? Türkiye'de nereye kazsanız kuyular çıkacak. Neden kuyular açılmaz? Allah'ın verdiği nimeti kullanmıyoruz. Tembel bir millet haline geldik. Hakikat değil mi bu? Köşe dönmeyi öğrendik. Kısa yoldan zengin olmanın yollarını araştırdık. Birbirimizin hakkına, cebine elimizi uzattık. Var mı bunlar İslam'da? Ne olur insanları İslam'a çağırın. Bildiğiniz dine değil, Allah'ın dinine çağırın. Gazetelerden öğrenilen, televizyonlarda tartışılan dine değil, Kur'an'daki dine, Hazreti Peygamber'in yaşadığı ve yaşattığı dine çağırın. İnsanları cemaatinize çağırmayın, Allah'ın cemaatine çağırın.
insanları çağırırken falanca ve filanca cemaatin veya tasavvufi cemaatin propagandasını değil, dini öğretin, ne olur dini öğretin. Sizin dünyanız dar olabilir. Sizin içinde bulunduğunuz, intisap etmiş olduğunuz ekip yanlış biliyor olabilir. İnsanları Allah'a çağırın, peygamberine çağırın, sahabinin çağırdığı gibi çağırın, hakikate çağırın, Kur'an'ı öğretin insanlara. Bırakınız insanlar tercihlerini kendileri yapsınlar. İnsanlar İslam'ı anlatmıyorlar. Şu anda beni dinleyen siz hassas insanlara soruyorum. Dini anlatıyor musunuz? Kaçta kaçınız bunu yapıyorsunuz Allah adına? Bir araya geliyorsunuz, bir dairede toplanıyorsunuz saatlerce. Benim bu cümlelerimden ne olur zikir hayatına karşı olduğum anlaşılmasın. Siz size yumurtanın içindeki kabuğun içindeki insanlar gibi şunu oku bunu oku. Sürekli işte oturup Yasin okuyorsunuz. Peki komşunuzun içinde Yasin bilmeyen, Allah bilmeyen, peygamber bilmeyen, kitap bilmeyen, namaz bilmeyen insanları çağırıyor musunuz o sohbetlerinize? Siz size, biz bize. Oh ne güzel maşallah. Din bu değildir efendim. Din bu değildir. Ben kendimi kurtarayım. Bana ne komşumdan? Komşunu kurtarmadıkça kendini kurtaramazsın. Bilesin ha. Yarın senin kızın o komşunun gelini olacak. Yarın senin delikanlın o komşunun damadı olacak. Senin torunun belki gidecek o komşunun torununu alacak. Sen o komşunu düzeltmedikçe hizmetini yapmış olamazsın. Ne olur İslam'ı anlatın, Allah adına yapın bunu. İnsanları kurtarın. İçkiden kurtarın, namaza başlatın. İslam'ı öğretin. İslam'ın güzelliğini, ahlakın güzelliğini öğretin. İffeti öğretin. İnsanlar televizyon programlarındaki tartışmalardan dini öğreniyorlar. Oradan din öğrenilmez. O tartışmaların gayesi dine nefret ettirmektir. Dini kavga sebebi göstermektir. Ne olur bunun farkında olun artık. Sürekli şahsiyet yapan, insanlara saldıran kişiler, televizyonlara onlar çıkarılıyorlar. İzliyorsunuz. Dinamitlemekten başka işi olmayanlar, bu güzelim ülkeyi rahatsız eden tartışmalar, faydası yok bunların. Ne kadar üzülüyoruz bir bilseniz. Bazen oturuyorum kendi kendime düşünüyorum. Ülkede o kadar fakir var, muhtaç olan var. Bazen düşünüyorum. Onların hayatları neden getirilmiyor? Ama istismar edilerek değil. Şu kadar şehit düşen Mehmetçik var Güneydoğu'da. Ne oldu onların aileleri, neler yapıyorlar? İhtiyaçları var mı? Yetimleri ne yapıyor? Çocukları nasıl büyüyor? Veya o kadar şehit düşen güvenlik görevlisi var, çocukları ne yapıyor? Hiç getirilmiyor, konuşulmuyor. Konuşmuyoruz. Lüzumsuz şekilde falanca sanatçının annesi kimmiş? İlk sanatçının anası varmış, bir ana daha çıkmış, başka bir ana daha çıkmış. Her biri diyormuş ki bu benim oğlumdur. Tam bir saat boyunca o manası mı, bu manası mı, şu manası mı? Böyle rezillik, pespayelik. Bana ne kardeşim kimse onun anası. Benim hangi problemi hallediyor falanca sanatçının anası kimmiş? Böylece unutturuluyor bazı meseleler. Lüzumsuz gündem. Filanca sanatçıyı filanca adam taciz etmiş mi? Öyle ciddi tartışılıyor ki.
diğerleri telefonlara katılıyorlar. Tam bir saat boyunca falanca filancayı taciz etti mi? Canları cehenneme ikisinin de. Ahlaksızları göstermekten başka işiniz yok mu sizin? Rütük denilen müessese çalışınca da canım sansür, bu ülkede sansür mü olur muymuş? Tabii ahlaksızlık sansürsüzce yayınlanacak, iffetsizlik yayınlanacak, rezillik, pespayelik yayınlanacak. Ama kanun işlediğinde de sansür yapamazsınız denecek. Ama siz ahlakı perişan ediyorsunuz, milleti tahrip ediyorsunuz. Kimsesiz çocuklar var, çocuk yurtları var. Kaçta kaçının problemlerini açıyorlar. O güçsüzler yurtlarında o kadınlar, o çocuklar, o ihtiyarlar ne yapıyorlar Allah aşkına? Günlük yaşantıları nasıldır? Bazı özel televizyon kanallarının sırf bunları yayınlaması gerekir. Bunların hayatını, insanların ahlaki, efendim, vicdani duygularını harekete geçirmek için bunları yapmak gerekir. Ama istismar etmeden problemler halledilmeli. Falanca siyasetçi gidince oraya yayınlanır resmi birdenbire. Mesele oy getirecektir çünkü. Kim olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun. Önemli olan oraya giderken etrafına kameraları alma, kameramanları alma. Tek başına git, bir Allah bilsin, Allah, başkası değil. Sağ elini verdiğini sol elin görmesin, şov yapma. Şov yapmadan hayır yapan var mı bana söyleyin ne olur. Kim yapıyor biliyor musunuz şov yapmadan hayır yapmayı? Gariban millet yapıyor. Bunlar konuşulmadıkça problemi aşamayız. Bunlar konuşulacak. Bunlar konuşurken kimseyi hedeflemeden, kimseyi yıpratmadan. Ama doğruları söyleyeceğiz. Doğruları söyleyeceğiz ki problem hallolsun. Bu kadar problemler varken bakın neyle uğraşıyoruz. Komşusuna müdahale ediyor. Sefih. Bakın Arabistan'da mesela ben kaç defa hacca gittim. Deminki bir örneği ben arz ettim. Ters örneği arz edeyim. Öğle namazı vakti diyelim ki dükkanlar açıktır. Ezan-ı Muhammed'i okunur. Görevli güvenlikçiler Mekke veya Medine iki mübarek beldede kapılara işte değnekle vururlar şöyle. Kapatın namaza gidin diye. Ben bunu da dinen doğru görmüyorum. Bu ile kadının başındaki örtüyü eliyle müdahale eden falanca vatandaşın hareketi aynı şeydir. Aynı zulümdür. Cenab-ı Allah öğle namazını herkes cemaate kılacak diye emretmiyor. Namaz kılın diyor. Bir cemaat kılar, cemaate namaz kılmak farz-ı kifayedir. Bir cemaat kılarsa öteki insanların kılmaması halinde, yani cemaate kılmaması halinde farz noktasında mesuliyet kalkar. Ama her fert kendi başına en azından kılmak zorunda, ayrı mesele. Ama dükkanın kapısına vurup zorla namaza gidin cemaate demek yanlıştır. O bir yanlış, öteki de ayrı bir yanlış. İki zıt kutup işte, iki sivri kutup. Bunların faydası yok. Peygamberi hakem tayin edelim. Allah Resulü'nü hakem tayin edelim. Mesela kapıya vurup cemaate git demek değil. Mesela insanın içinde olacak. Ezan okuduğunda istiyorsa canı kapatır, onu gider cemaatini kılar. Veya iki üç dükkan bir araya gelir, o dükkanda kılarlar. Esas bu ruhu vermek. Kapıya sopayla vurup gidin demekle ruh verilmez. Yasakla, zorlamayla o hiç olmaz. İşte olacak, iç aleminde. Peygamberin cemaatle namaz kılmaya teşvikini öğreteceksin ona. İç isteyerek girecek, kalbiyle girecek, ruhuyla girecek, kerhen gitmeyecek.
Kerhen gidişinin faydası yoktur. Sınırları belirlemek lazım. Ama sınırları nefsi konuşanlar belirlemeyecek. Allah adına konuşanlar. Tekrar sorulduğu için söylüyorum. Ben yayına gelmeden önce defaatle sorulmuş. İslam'a göre tesettür var mı? Birkaç soru var. İslam, Kur'an ve sünnet tesettürün farz olduğunu söylüyor. Bunu milyar kez söyledik. Bu konuda tartışmanın hiçbir değeri yok, hiçbir kıymeti yok. Zıttını söyleyenler yalan söylüyorlar. Çok açık ve net söylüyorum. Zıttını söyleyenler yalan söylüyorlar. Örtmeyenin ayrı mesele. O Allah'la onun arasındaki bir şey. Ama emrin gerekliliği vardır. Kur'an'la sabittir. Ben Kur'an'dan çıkaramıyorum. Senin gözün iyi görmüyor demek ki. Veya Hazreti Peygamber'in hayatında görmedim. O zaman tam körsün sen. Peygamber'in hanımları örtmediler mi? Kızı örtmedi mi? Kızları örtmedi. Müminlerin hanımları, anaları, kızları örtmediler mi? Etmeyin ya Allah aşkına. İsteyen örter, isteyen örtmez. Tercih insanların. Ama bu emir var. Namaz gibi, oruç gibi var bu emir. Efendim sarhoş etmeyecek kadar içki helal mı? İçki haramdır. Azı da, çoğu da haramdır. Böyle bir anlayış. Yarın da ne diyecekler? Beni ne olur lütfen beni bağışlayın. Bütün bacılarımdan özür diliyorum. Çocuk olmayıncaya kadar zina helaldir diyecekler bu sefer. Her gün yeni bir dengesizlik, yeni bir safsata. Zina zinadır. Nikahsız olan bütün birleşmeler dine göre zinadır. Şunu hatırlatayım ben öncelikle. Vaktimiz de doluyor yavaş yavaş. Dini konulardaki tek merci Türkiye'de, bakınız. Şu ülkede dini konulardaki en ciddi ve kanuni merci Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'dur. Telefonlarla sağa sola 900'lü rakamlara sormayın bu işleri. Falanca ilahiyatçı bunu demiş. Aykırı şey desin diye dedirtiyorlar kardeşim. Bunu fark etmiyor musun? Bu konudaki müesses kurulu kanuni meşru devlet yetkilisi ve merceği Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Onda Din İşleri Yüksek Kurulu vardır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararları açıktır. İçki konusunda, örtü konusunda, işte faiz konusunda ve diğer konuların tümünde başkanlığın bu konudaki telefonlarını bulacaksınız. Diyanetteki herhangi bir uzmana veya herhangi bir üyeye sorarsınız, cevabınızı alırsınız. Hatta sorduğunuzda şunu sorunuz. Kurulun bu konudaki kararı nedir? Kararını sorunuz. Şahsi kanaatlerinden çok, yani benim şahsi kanaatimden çok, kurulun bu konudaki kanaatı nedir? Kurul ilmi bir müessesedir. Ciddi bir müessesedir. Oturur konuları Kur'an ve sünnete göre tartışır, dört mezhebe göre ortaya koyar. İsteyen uyar, isteyen uymaz. Din kimseyi zorlamaz. Ortaya koyar, tercihini insana bırakır. Onun için lütfen çözümleri, cevapları sağdan soldan değil, bu konudaki kanuni ve resmi merciden öğreniniz diyorum. Efendim bugün başlarken Hazreti Peygamber'in namaz kılış şeklini anlatacaktım. Böyle gayem buydu. Başlarken de niyetim oydu ama böyle işte. Genel mahiyette bazı şeyler çok tam belidir. Herhalde 2-3 haftadır canlı yayında bulunamıyordum. Biliyorsunuz kutlu doğum haftası vardı. Onun yoğunluğu vardı. Müftülüklerde konferanslarımız vardı bazı yerlerde. Bu nedenle hayli yoğun bir hafta geçirdik. 2-3 hafta. Zaman zaman aksatıyoruz. Ne olur bizi bağışlayın. Siz biliyorsunuz ki eğer programa gelmedikse mutlaka başka bir hizmetteyizdir inşallah. O konudaki üstünlüğünüzü inşallah ben rica ediyorum. Efendim duanızı istirham ediyoruz.
Çalışınız, gayret ediniz, hiç üzülmeyin, rahat olun, geniş olun böyle, göğsünüz geniş olsun. Dinin sahibi siz değilsiniz, Allah'tır. Allah dinini korur. Bu ülkede bu dine hiçbir şey olmaz. Bu ülke bu dini seviyor. Bu ülkede sarhoşu da bu dini seviyor, hiç merak etmeyin. Kumarbazı da seviyor. Efendim, dindarı da seviyor, dini az yaşayanı da seviyor. Kimse Allah'ı sevmeyecek kadar aptal değildir. Kimse Allah'a iman etmeyecek kadar akılsız değildir. Ama eksik ama tam. Hiç merak etmeyin. Bu dini siz değil, Allah koruyacaktır. O konuda rahat olun lütfen. Hiçbir şey elden gitmez. Sahip Allah'tır. Koruyucu Allah'tır. Bize düşen hizmetimizi, görevimizi, birbirimizi kırmadan dökmeden, kardeşliğimizi pekiştirerek yapmaya gayret edeceğiz. Allah bize yardım eder inşallah. Rahat olun. Efendim, geniş olunuz, son derece ümitli olunuz. Ülkenin geleceği de inşallah parlak olacaktır. Ben buna iman ediyorum. Bu ülke büyük bir ülke, zengin bir ülkedir. Manevi zenginliği, maddi zenginliği de çoktur. Yeter ki biraz daha dirayetli davranılsın. Problemleri inşallah göreceksiniz. Halledilecektir. Allah hepimize yardımcı olsun. Allah bizim önümüzde kapıları açsın inşallah. Dualarınızı esirgemeyin. Müslümanın en büyük rahmeti zırhı duadır. Dua kapıları açar. Dua rahmeti açar. Dua zincirleri kırar, pasları siler. Engin olunuz okyanuslar gibi. En sıkıştığınız, en daraldığınız anda gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşününüz. En sıkıştığınız ve en daraldığınız anda gözünüzü kapatınız, Medine'deki yeşil kubbenin altındaki zatı düşününüz. Göreceksiniz, her şey netleşecek, masmavi gökler kadar mavi hale gelecek. Rahat olunuz ama dini anlatın, ne olur İslam'a hizmet ediniz. Hizmet ettiğiniz kadar yüceleceksiniz. Allah sizi hizmetinizle tartacaktır ahirette. Ameliniz eksik olsa dahi iyi niyetiniz sizi kurtaracaktır. Kendi adıma, ben Nihat Hatipoğlu, sevgili kardeşim Fatih Çalımlı adına sevgiler sunuyorum. Bütün Arifan Radyosu adına iyi günler, iyi geceler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultan Allah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmadım hema, ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultan Allah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Adın senin Gaffar iken, ayıp örtücü Settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile
geldim sana. Kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim. Bölücü değil, bağdaştırıcı, birleştirici olabilirim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere inanç, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize nasip et. Ya Rabbi, kusurları gören değil, kusurları örtenlerden, teselli arayanlardan değil, teselli edenlerden, anlayış bekleyenlerden değil, anlayış gösterenlerden, yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, sevenlerden olmamıza yardım et. Yağmur gibi hiçbir şeyi ayırt etmeyip aktığı her yere canlılık bahşedenlerden, güneş gibi hiçbir şeyi ayırt etmeyip ışığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan, toprak gibi her şey üstüne bastığı halde hiçbir şeyini esirgemeyip nimetlerini herkese verenlerden olmayı bize lütfet. Alan değil, veren ellerin, affedici olduğu için affedilenlerin, hakla doğan, hakla yaşayan, hakla ölenlerin ve sonsuz yaşamda yeniden doğanların safına katılmayı bize nasip et. Allah'ım, azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyoruz. Sen kendini yücelttiğin gibi biz seni yüceltemeyiz. Allah'ım,
doğuyla batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi, bizi de günahlardan uzak tut. Allah'ım, sonunda küfür olmayan bir iman ve yakîn, dünya ve ahirette şerefini kazandıracak bir rahmet ihsan et. Allah'ım, bize bizimle günahlarımız arasında engel meydana getiren bir korku, cennete ulaştıracak bir itaat, dünya musibetlerini kolaylaştıracak bir inanç ver. Allah'ım, hayatımızı her türlü hayrın artmasına, ölümümüzü her türlü kötülükten kurtuluşa vesile kıl. Allah'ım, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefsten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınıyoruz. Allah'ım, bizleri hidayette olan ve hidayete ulaştıranlardan eyle. Boşa geçen ömürden, cimrilikten, fakirlikten de sana sığınırız. Sana ibadet etmede, sana şükretmede, seni zikretmede bizlere yardımcı ol. Allah'ım, sen affedicisin. Bizleri de affet. Amin.